Hoş geldiniz Ozan Bey. Ne yapıyorsun sen öyle Hüseyin abi? Yeni odanızı hazırlıyorum. Ay inanamıyorum. Gerçek bir aile gibiyiz. Ay Gizem Hanım, size samimiyetle söylüyorum. Sizi kendi kızım gibi sevdim. Ailenizi de çok tanımak isterdim. Nerede kendileri? İstanbul'da mı yaşıyorlar? Miami'deler. Miami, evet. Ay çok özlüyorsun Nur Gizem abla, değil mi? İşte insan zamanı alışıyor Zeynep'ciğim. Yok ben alışamam, imkansız. Babamı o kadar çok özlüyorum ki. Kendi sorunlarımızla Gizem Hanım'ı rahatsız etmesek Zeynep'ciğim. Hı? Yok yok, önemli değil. Zeynep'ciğim ne zaman istersen konuşabilirsin. Abinin odasına da yerleştiler artık kendileri. Artık daha yakın olursunuz abla kardeş gibi. Bu nasıl bir davranış böyle? Sizin ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu? Ya şirketi aldın tamam. Aldınız Gizem Hanım. Şirketi aldınız Gizem Hanım. Evi aldınız. Eşek kadar sözleşme imzalattınız. Ay ay Ozan, Ozan çocuğum kendine gel evladım. Ben gayet kendimdeyim anne. Ozan Bey, sizi bu kadar güç bir durumdan kurtardığımız için minnettar olmanız gereken yerde bağırıp çağırmayı mı tercih ediyorsunuz Ozan Bey? Ben sadece ne yapmaya çalıştığınızı anlamaya çalışıyorum. Bir insanın hayatına girip darmadağın etmek bu kadar kolay mı? Değil. Gerçekten de çok büyük bir hainlik. Kalpsizlik. Vicdansızlık. Ne kadar da haklısınız. Eminim kimseye böyle bir kötülük yapmamışsınızdır. Ama benim yaptığım şey sadece iyilik. Zeynep'ciğim, lütfen böyle konuştuğum için kusura bakma, olur mu? Benimle tanıştığınızda mahvolmuştunuz. Büyük bir borç batağı içindeydiniz. Şirketinizi de, evinizi de kaybetmiştiniz. Sizi bu bataklıktan kim kurtardı? Ben. Ah, çok doğru, çok doğru. İsterseniz ailenizle birlikte mülkümü terk edebilirsiniz. Ozan. Ama eğer burada yaşamak istiyorsanız benim kurallarıma uymak zorundasınız. Arzu ederseniz yukarıdan eşyalarınızı toplayabilirsiniz. Çünkü artık ben bu gece odamda uyumak istiyorum. Aa, bu ne ya? Nazlı. Nazlı kim ya? Ozan Bey, hoş geldiniz. Ben de eşyalarınızı toparlıyordum. Dünden hevesliymişsiniz Ayşegül beni göndermeye. Vallahi helal olsun ha. Ama aşk olsun Ozan Bey. Yani hakikaten aşk olsun. Burası bizim de baba ocağımız ama ne yapalım? Kaybetmemek için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz işte. Buyur. Girebilir miyim odama? Ozan Bey ama lütfen siz de anlayışlı olun artık. Burası artık bir genç kızın odası. Gizem Hanım'ın odası burası. Ya bir şey unuttum mu diye bakacağım. Hayır hiçbir şey unutmadınız. Ben her yeri kontrol ettim hem iyice de süpürdüm. Süpürdün mü? Tabii süpürdüm. Süpürmeyip ne yapacaktım? Öyle pislik içinde mi bırakacaktım Ozan Bey? Ozan Bey bir şey soracağım. Sizin aradığınız özel bir şey mi vardı? Yoktu Ayşegül. Yoktu.